Selamun aleyküm dostlar. Allah'ın rahmeti, bereketi üzerimize olsun. Evet. Şu an 4K 24 FPS'teyiz. Dün geldik. Burada aynı çekimleri yaptık. 12 Pro Max'ta tabii HDR video çekimi olduğu için. Yalnız bu HDR tabii diğer telefonlardaki HDR gibi değil. Şöyle söyleyeyim. Mesela Mi Note 10 Lite'da da HDR video kaydı yapıyor. Nereden anlıyoruz onu? Hani gökyüzünü çekerken hem beni hem gökyüzünü çok net bir şekilde gösterebiliyor. Mi Note 10 Lite için konuşuyorum mesela. Keza Samsung M51 de öyle. Ama orada videoda HDR'ı aç kapa gibi bir seçenek yok. Fakat 12 Pro Max'ta HDR video kaydı diye bir seçenek var. Bu sürekli olarak HDR video kaydı yapıyor. Yani böyle arka planda ışık patlaması olmasına falan gerek yok. Dolayısıyla sürekli olarak HDR video kaydı yaptığı için 12 Pro Max'ta izlerken inanılmaz güzel görüntü. Zaten dün denemelerimizde sürekli olarak şunu söylüyoruz. 12 Pro Max süper. 12 Pro Max harika çekmiş. 12 Pro Max gerçekten 11 Pro Max'ın üstüne hani bir iki kademe değil bayağı bir koymuş falan diyoruz. Fakat eve geldik, videoları bilgisayara attık. Gerçekten durum vahim. Çok kötü. İzlenmiyor yani, o derece kötü. Çok kötü ya, gerçekten çok kötü. Yani bunu ne yapmak lazım? Tamam, eyvallah. Sürekli olarak HDR video kaydı yapıyor, çok güzel. Bu arada 24 FPS de yapıyorum bu kaydı, bir daha söyleyeyim. Şimdi böyle konuşmalar uzayacak gibi gözüküyor. Ben isterseniz 30 FPS ve 60 FPS'e de bir geçiş yapayım. Bakın şu an bu 24 FPS'teki durum. Elimin hareketi şu şekilde. Biraz böyle tık 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 olabilir bu 24 FPS. Şimdi 30 FPS'e geçeceğim. Evet, şu an 30 FPS'e geçtim. Elimin şu hareketi. Şimdi 24'te tık 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 olurken 30'da şöyle biraz daha seyrek olacaktır bu iş. 60'a geçtiğin zaman durum çok daha farklı olacak. Bakın şimdi 60'a geçeceğim. Şu an 60 FPS'teyim. Elim çok daha bu sefer şimdi böyle daha akıcı vaziyette bir görüntü kaydediyordur. Tabii 24, 25 FPS de kayıt yapabiliyor bu arada. iPhone'lar harika. 30, 60 FPS bunlar nedir? Bilmeyenler için bir daha anlatalım hadi. Saniyedeki kare hızı, yani saniyede 24 ise 24 fotoğraf çekiyor, 30 ise 30 fotoğraf, 60 ise 60 fotoğraf çekiyor. Bu fotoğrafları peş peşe koyduğunuz zaman bir video oluşuyor. Tabi siz bunun fotoğrafları anlayamıyorsunuz, bu video şeklinde gittiği için. Yani saniyede 24 kare yakalıyor, saniyede 60 kare yakalıyor. Şu an saniyede 60 kare yakalıyor. Bakın 30'daki gibi değil şu an arkadaki manzara. 30'dayken daha güzel bir HDR görüntü çekiyordu. İşte az önce bahsettiğim HDR ile bu HDR aynı şey değil. Bakın 30'a geri döneceğim. Evet, bakın geri döndüm. Şu an 30'a da geri dönmedim. Bu sefer ilk kez yapıyorum böyle bir şey. Çünkü bu telefonlar bunlara imkan verdiği için 25 FPS'te video kaydı yapıyorum. 25 FPS. Evet, ne 24, ne 30, ne 60. 25 FPS. Şu an 25 FPS'teyim ve bakın arkadaki görüntü de güzel, ben de güzelim. Bu bir HDR görüntü. Ama az önce bahsettiğim HDR gibi bir görüntü değil bu. Az önce iPhone 12 Pro Max'ta bahsettiğim HDR görüntü sürekli gölgede dahil, düşük ışıkta dahil HDR görüntü çekiyor. Dolayısıyla görüntü çok farklı. Hani bundan çok canlı, gerçekten çok canlı. Yani telefonda izlerken bu görüntüyü inanılmaz olduğunu gördük. Gerçekten acayip bir farkla çekiyor bunu. Ama işte bilgisayara attığımız zaman dedik ki arkadaş, yani bütün günümüz mahvoldu. Gitti yani. Bütün videolar çöp oldu. Şimdi geldik, yeniden denemeler yapacağız. Soğuğu da yedik. Bugün hava güzel. Şanslı, güneşli bir gün. Şurada güneşi göstermeye çalışayım ama pek de gözükmüyor ağaçlardan dolayı. Biraz sonra hareket ederim. Gözükür. Güzel bir gün. Bakın hatta tişörtle duruyorum yani. Üstümden ne varsa çıkardım. Sıcak bastı. Herhalde kış günü son sıcak günlerden birini yaşıyoruz. Evet, 11 Pro Max ve 12 Pro Max. Şimdi tabi 12 Pro Max'da HDR görüntüyü kapatınca, yani 11 Pro Max'da aynı görüntüyü alıyorum şu an. Ekranlarda bakıyorum. Görüntü kalitesi aynı. Birebir aynı çekiyor gibi duruyor. İşte HDR açıkken inanılmaz bir fark var. Onu söyleyeyim. O farkı da ben birazdan kendi
telefonumla da bir görüntüyü çekerim, ekranları göstermeye çalışırım. Tabii ne kadar gösterebilirsek artık o durumu anlatmaya çalışırım. Evet, Full HD, pardon Full HD diyorum. Öz çekimde 4K video kaydı yapıyoruz. Full HD'yi zaten hiç test etmiyoruz. 4K zaten her şekilde 60 FPS'e kadar video kaydı yapabiliyor. Şu an 25 FPS'teyim. Acaba titreşim engelleme nasıl çalışıyor deneyelim. 3, 2, 1 titriyor. 24 FPS, pardon 25 FPS'te titriyor. Dün yaptığımız denemelerde şunu gördük. 24, 25, 30, 60 her şekilde şunu yaptığımız zaman titriyor. Hemen 30'a geçelim. Hani şimdi titriyor diyorum ama izlerken titremeyebilir. Hani izlediğim zaman onlara bakmamıştım. Şimdi yeniden ben her FPS'te bir titreşim engelleme denemesi yapayım ki kafalarda soru işareti kalmasın. Dediğim gibi şu an 25'teyim. Hemen 24'e geçeyim. Evet, şu an 24 FPS'teyim. Denemeyi yapıyorum. Aynı şekilde titriyor. 30'a geçeceğim. Şu an 30 FPS'teyim. Güneş de soldan vuruyor yüzümüze. Denemeyi yapıyorum. Evet. Gene titriyor. 30'da da titriyor. Ama tabii izlerken titremeyebilir. Ki titremediğini düşünüyorum. iPhone'da bu kadar titrememesi lazım diye düşünüyorum. Ve 60'a geçeceğim. Tabii 60'a geçtik. 60'a geçince bakın artık o dediğim arka planı da gösterme durumu, yani HDR görüntü 60 FPS'te iki telefonda da çalışmıyor. 30'a kadar eyvallah diyor ama 60'ta artık kusura bakma diyor. Hem 4K hem HDR görüntü kaydedeceğim hem de 60 FPS. Yok arkadaş dayanamıyorum diyor. İşlemci gücü yetmiyor olabilir. Tabii titreşim engellemeye bakıyoruz. Şimdi tabii 60'ta da titriyor ama şöyle bir titreme bu. Yumuşak titriyor yani. Tabii 60 FPS saniyede 60 kare olunca görüntü daha böyle salınımlı oluyor. Sanki titrememiş gibi gözüküyor ama titriyor yani, bariz titriyor. Hemen şöyle bakın, ben ayağa kalkacağım ve arkadaki güneşi göstereceğim. Bu 60 FPS'teki durumumuz budur. Şimdi bakın 30 FPS'e geçeceğim. Gökyüzü nasıl olacak? Evet, şu an 30 FPS'e geçtim. Gördüğünüz gibi gökyüzü de gözükmeye başladı. Ben de gözüküyorum. Gökyüzü de gözüküyor. Yani şartları bayağı zorluyor. HDR bir görüntü kaydediyor. Şunda zaten bir sıkıntı yok. Ama şu işlemi yaptığımız zaman gökyüzüyü gösterebilmek adına HDR görüntü devreye giriyor. Güneş de tam benim arkamda kaldı. Şu da güneş. 60 FPS'te bunlar hiç çalışmıyor. 30 FPS'te gene bir nebze. 12 Pro Max'ta HDR'ı açtığımız zaman sürekli HDR kaydediyor ve buralar falan çok güzel oluyor. Mesela bakın hiç bozmadan 12 Pro Max'ta HDR açayım, aradaki farka bakın. Evet, şu an 12 Pro Max'ta HDR görüntüyle kaydediyoruz. Acayip güzel bir fark oldu. Yani mesela şu an arkadaki gökyüzü falan çok güzel gözüküyor. Yani 11'e göre harika gözüküyor. Tabii bu ekranda böyle gözüküyor. Hani şimdi biz bunu izleyeceğiz ya videoda. Şu an siz izliyorsanız büyük ihtimalle görüntü çok kötüdür. Ama ekrandaki görüntü harika. Şöyle gösterebilirsem, telefonumla göstermeye çalışayım. Ne kadar anlatabileceğim bu durumu bilmiyorum ama. Şöyle göstermeye çalışayım. Tabii yansıma yapıyor. Bakın sağ taraftaki iPhone 12 Pro Max görüntü çok daha canlı. Şöyle tutayım. Görüntü aşırı canlı. Çok daha güzel gözüküyor. İşte HDR video kaydının farkı bu. Yanılmıyorsam 1 milyar renk derinliği olmuş oluyordu. Öyle bir özellik bu. Yani 10 bitlik bir video kaydı yapmış oluyor. Renk derinliği bu. Ama tabii videoda ne kadar anlatabilirsem bu kayıtta. Evet, tabii ben şu an 12 Pro Max'ta harika görüyorum ama şimdi biz bunu izliyoruz. Şu an biz izliyoruz. Görüntü çok kötü. Bakın HDR'dan çıkacağım. HDR'ı devre dışı bırakacağım. 12 Pro Max'ta. Evet, şu an görüntüler birebir aynı. Ekranlarda da aynı yani. Durum bu. 12 Pro Max'ın HDR 10 bitlik görüntüsü. Evet, harika. Harika ama ve lakin... telefondan izlerken harika. Bilgisayara attığımız zaman olmuyor. Şöyle yapması lazım iPhone'un bunu. Yani bu HDR görüntüyü bir şekilde export etmesi lazım. HDR kalitede dışarıya vermesi lazım. Ben bulamadım. Bilen varsa yorumlar kısmına yazsın.
Çünkü gerçekten görüntü harika ama bilgisayara atamadıktan sonra ya da bir arkadaşınıza gönderemedikten sonra o harika görüntüyü sadece telefonda izledikten sonra bir anlamı kalmıyor. Bu da bana şunu çağrıştırıyor. Sony'de de HDR video kaydı vardı ve ben şunu söylüyordum. Böyle bir değişik kaydediyordu görüntüyü. Böyle bir garipti. O da biraz can sıkıyordu. Yani Sony'nin ekranında izlerken görüntü güzel gözüküyordu. Fakat böyle bilgisayara falan attığımız zaman görüntü kötüydü. Gerçekten kötüydü. Şimdi 12 Pro Max'a da aynı durumu yaşadım. Keza bu durum Samsung Note 20 Ultra'larda da var. Samsung Note 20 Ultra'da HDR video kaydı var. Onda da onu açtığınız zaman görüntü acayip netleşiyor ve değişik bir şey oluyor. Ama bunlar hep böyle telefonda izlerken işe yarıyor. Hani ben HDR bir video kaydını iPhone 12 Pro Max'ta çekilmiş bir HDR video kaydını Samsung Note 20 Ultra'ya attığım zaman HDR görüntüde izleyemeyeceksem çok da bir anlamı yok. Ya da Samsung'da yaptığım görüntüyü iPhone 12 Pro Max'a attığım zaman izleyemeyeceksem, yani 10 bit video kaydı yapmış yapmamış çok bir şey ifade etmiyor yani. İfade etmiyor tabii, yanlış bir cümle olmuş oluyor. Sonuçta telefonun sahibi olan kişi için videoyu izlemek büyük bir zevk verecektir. O ayrı bir şey. Hani bir başkasıyla paylaşım sırasında çok bir işe yaramıyor sadece. O açıdan hiçbir işe yaramayacaktır demek daha doğru. Yoksa gerçekten videoyu çeken kişi ve 12 Pro Max'a sahip olduğu sürece telefondan onu izlemek 10 numara iş olacaktır. Evet, öz çekimdeki durum buydu. Yani çok fazla yürümeye de gerek yok. Ters ışık falan zaten yaptık. Kaliteyi de zaten görüyorsunuz. Ses kaydını da yapmış olduk. Bütün FPS'leri denemiş olduk. Bütün FPS'lerde de titreşim denemesi yapmış olduk. O halde arka kameralara geçelim. Bakalım arka kameralardaki durum nedir? Çünkü orada da FPS zenginliği içinde bir donanıma sahip telefonlar var elimizde.